Biz haberimiz olsa direkt çıplar Türkiye'de son yıllarda bilim merkezleri adına ciddi gelişmeler oluyor. Birçok şehirde de aslında bilim merkezleri yapılıyor. Ama Bursa'daki bu GUHEM uzay ve havacılık alanında neredeyse sadece Türkiye'de değil dünyadaki sayılı yerlerden bir tanesi. Bildiğim kadarıyla Avrupa'da da az sayıda böyle bir merkez var. Bursa'nın böyle bir planı vardı. Ben çok yani yaklaşık olarak 5-6 sene önce yine gelmiştim Bursa'ya ve o zaman daha bunun ilk planları olduğu zamanlar diyorlardı ki ilk Türk astronot Gökmen, ismini de o zaman belirlemişlerdi, Gökmen Bursa'dan çıksın. Bu şekilde bir vizyon düşünüldü ve o vizyonun ilerisini getirdiler ve buraya böyle büyük, devasa bir merkez yaptılar. Zaten geziyorsunuzdur buraları, inanılmaz büyük ve inanılmaz insanları etkileyecek, özellikle gençleri, özellikle çocukları etkileyecek projeler var ve sergiler var. Bu sergilerde ya küçük küçük çocukları görüyorum, anaokul çocuklarını görüyorum, hemen soruyorlar, bir şeyler soruyorlar. Gerçekten ya bu çocukların eminim ki ileride birkaçı da olsa uzay alanına yönlenecektir ve bir şeyler yapacaklardır. Benim için ben en güzel orayı görüyorum. Yani küçük çocukları şu anda bile etkileyebilmesi benim için en önemli şey gibi gözüküyor. Ya özellikle benim çalıştığım JPL'de Mars konusu en popüler konulardan bir tanesi ve şu anda Mars'ta Perseverance adlı bir rover'ımız var, bir robotumuz var. Küçük bir robot da değil, bayağı büyük, bir jip büyüklüğünde bir robot. Bunun yanında bir helikopter gönderildi. Helikopter beklenenden çok 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 daha uzun süreler çalıştı. Artı çok daha uzun defalarca çalıştı. Ve buradan şunu görebiliyoruz. Artık Mars'ta bir helikopter çalıştırabilecek ya da bir uçan araç çalıştırabilecek bir seviyemiz olduğunu artık bilebiliyoruz. İnsanoğlu olarak böyle bir seviyemiz var. Bundan sonra ne yapılabilir? Artık büyük bir robot... En büyük amacı orada yaşam araştırması yapmak, yaşam bulabilmeye çalışmak. Yaşam var mı yok mu bilmiyoruz ama sıvı suyun olduğunu biliyoruz. Çok eskiden, milyarlarca yıl önce oradaki suyla beraber belki bir yaşam oluşmuş diye düşünebiliyoruz. Belki bulacağız, belki bulamayacağız ama şu anda bu araç, yani hala şu anda bu yayının çekildiği anda araştırmasına devam ediyor. Umuyorum ki yakın zamanda güzel bir haber alırız. Mars'ta da yaşam bulabiliriz. Mars'ta şu anda sıvı su kalmadı. Onu biliyoruz. Ama Mars'ın yüzeyinin kabuğunun altında buzlu, donmuş suyunu rastladığımız. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir de daha da altta hani bizim derin toprak altı kuyular vardır ya. Kuyularda getiren su göletleri vardır ama tamamen toprak altındadır. Bu şekilde gölleri de bulduk. Yani kısacası çok yaklaşmış durumdayız. Şimdi yaşamla ilişkilendirdiğimiz şey de genelde sudur. Su gördüğümüz yerde en azından yaşam vardır, yaşam olabilir. Arada demeyelim, olabilir diyebiliriz. Belki buradan bir şey çıkartabiliriz. Eskiden Mars'ta sıvı suyun olduğunda şöyle anlıyoruz. Mars'ta tortul kayalara rastlıyoruz. Bildiğiniz yuvarlak yuvarlak, böyle her tarafı parlak, cilalı kayalar. Bu nasıl oluşmuş, nereden oluştuğunu biliyoruz. Oradan mutlaka bir akarsu geçmesi gerekiyor. Ya bir dere geçmesi gerekiyor. Bir su olması gerekiyor. Bir sıvı su olması gerekiyor ki o taşlar yuvarlak hale gelsin. Bunlara da eminiz. Uydu fotoğraflarına baktığımızda nehirlerin geçtiği yolları da biliyoruz. Demek ki diyoruz bu işte artık burada eskiden bir sıvı su var. Ama bu su ne kadar kaldı onu bilmiyoruz. Yani belki 50 sene kaldı. İşte 4,5 milyar yıllık bir tarihi var Mars'ın. Belki 50 sene kaldı, belki 500 sene, belki 500 bin sene. Onu çok çok iyi bilmiyoruz. Ama orada eskiden su olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.